Bismillahirrahmanirrahim Değerli Diyanet TV izleyenleri Yeni bir ilmihal programıyla karşınızdayız Daha önceki bölümlerimizde Hac konusunu işlemiştik En son olarak da Haccın vaciplerinden bir kısmını Ve Haccın sünnetlerini ele almıştık Daha sonra da Hacda ve Umre'de ortak olan bazı konulara değinmiştik. Tabii ki bu arada umre ile ilgili de bazı bilgiler vermiştik. Bu ortak konular arasında da hac ve umrede kesilen, hacda kesilen kurbanlar ve hac ve umre ile ilgili bazı cezalardan söz etmiştik. En sonunda da Medine-i Münevvere'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve Mescidi Nebevi'yi ziyaretle ilgili kısaca bilgiler vererek o bölümümüzü tamamlamıştık. Bugün yeni bir ibadet konusuna geçiyoruz. O da kurban konusudur. Aslında hacla yakından ilgili olan bir ibadettir. Çünkü daha önceki bölümümüzde de hedi adı verilen hacda bazı kurbanlardan bahsetmiştik. Ama biz bu bölümümüzde genel anlamda bütün kurbanlarla ilgili dini bilgileri ve hükümleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdi kurban kelimesi aslında kök olarak Arapça bir kelimedir. Yani Türkçemizde bu yaklaşmak, yakınlaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey gibi anlamlara geliyor. Kurban, yakınlık, kök anlamı itibariyle. Ama bu tabii her türlü şeyle Allah'a yakınlık söz konusu olabilir. Burada özel bir yakınlıktan bahsediyoruz. O da belli şartları taşıyan hayvanları ibadet amacıyla... ...usulüne uygun bir şekilde kesmeyi ifade eden bir kavramdır. Hatta bu şekilde kesilen hayvanlara da biz yine Türkçemizde kurban adını veriyoruz. Mesela kurban aldın mı diyoruz, kurbanlık diyoruz. Hem bu kesme işine kurban diyoruz hem de bu şekilde kesilen hayvanlara da kurban adı veriyoruz. E, Tabi dinimizde sadece kurban bayramında kesilen kurban söz konusu değil... Daha biraz önce belirttiğim gibi hac vesilesiyle kesilen yani hediye anlamında kesilen kurbanlarımız var. Şükür kurbanı var. Mesela nezir kurbanı var, adak kurbanı var. Yeni doğan çocuklar için yani bir tür yine Allah'a şükür nişanesi olarak kesilen akika kurbanı ki buna aynı zamanda nesika kurbanı da var. Bunların hepsi yine kurbanın çeşitlerini oluşturuyor. İşte hac ve umrede demiştik, hem ceza olarak kesilen kurbanlar, hem de e, efendim e, Hacci kıran ve hacı temettü e, yapanlar için şükür kurbanı olarak kesilen kurbanlar söz konusudur. Tabii bu kurban meselesi e, hemen hemen bütün dinlerde, bütün toplumlarda, bütün kültürlerde tarih boyunca mevcut olan bir e, kurbandır. Hatta bunun Hazreti Adem'le Adem'in iki oğluyla başladığını belki bile söyleyebiliriz. Çünkü ayet-i kerimede Adem'in iki oğlu Habil ve Kabil'in Allah'a kurban takdim ettikleri ve onlardan bir tanesinden kabul edildiğini bir tanesinden kabul edilmediğini buyuruluyor ki demek ki yani bu kurban meselesi ta Hazreti Adem'le başlayan bir meseledir. Gerçekten de yani bütün dinlerde kültürlerde yani bir şekilde belki bazen de meşru olmayacak tarzda kurban ibadetinin kurban ritüelinin var olduğunu görmüş oluyoruz. Tabii İslam'da bir gelenek olarak belki en önemli anlamını Hz. İbrahim ile oğlu arasındaki kıssada bu kurban anlamını bulmaktadır. Hepinizin bildiği gibi işte Hz. İbrahim Kur'an-ı Kerim'de nakledildiğine göre rüyasında oğlunu kurban ettiğini görmektedir. Daha sonra bunu oğluna açtığında o da büyük bir teslimiyetle kendisine emredilenin yapmasını ve kendisinin bu konuda sabredenlerden olacağını söylüyor. Ee, bunun üzerine tam Hz İbrahim onu kesmek üzere yani alnı üzere yatırdığı bir e, sırada ilahi bir ses ey İbrahim rüyayı gerçekleştirdin biz iyileri mükafatlandırırız e, buyuruyor. E, ve devamında da yani bu gerçekten çok acı bir imtihandır diye e, sesleniyor. Ve ona e, bu oğluna bedel olarak da büyük bir kurbanlık hayvan indirilir buyuruluyor. Ben yani Bunlar ayetle sabit olduğu için. Kurbanın hatırası Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da Hz. İbrahim'e atfen belirtilmektedir. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kurban kesiniz çünkü bu babanız İbrahim'in sünnetidir buyurmaktadır. Çünkü bu biraz dramatik bir olaydır yani bir kişinin kendi oğlunu Kurban etmek durumunda kalması hem baba için. Hem de e, onun oğlu için büyük bir imtihandır. ve bu imtihanı her ikisi de e, başarıyla geçmişlerdir. E, babası bu görevi yerine getirmek üzere e, niyet etmiş ve e, teşebbüse geçmiş ve oğlu da e, buna teslimiyetle e, sabırla karşılık vereceğini söylemiş ve o şekilde davranmıştır. E, tabii bu kurban kurbanla ilgili. Başka ayetler de var, pek çok ayetler de var ama özellikle e, bu Kevser suresindeki ''Fesalli ile Rabbike venhar'' ayetindeki bu ''venhar'' emrini e, İslam bilgilerinin çoğunluğu kurban kesmek olarak yorumlamışlardır. İşte e, Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail'den beri e, bu uygulana gelen yani bu uygulama e, aslında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, gelmeden önce de bir adet olarak devam ediyordu. Ama bu özünden biraz saptırılmış bir şekilde devam ediyordu. Ee, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, tekrar bunu asli e, mecrasına e, getirmiş. Ve onu da Hazreti İbrahim'in sünnetiyle de irt, e, irtibatlandırarak bu e, ibadeti e, tekrar yerli yerine e, getirmiştir. Peki bu kurban ibadeti ne zaman e, vacip kılınmıştır? Biliyorsunuz yani Hanefi mezhebine göre, şeyde kurban bayramında kurban kesmek belli şartları taşıyan kişiler için vaciptir. Diğer mezheplerde bu sünnet olarak kabul edilmektedir. Bizim bildiğimize göre yani kaynaklarda belirtildiğine göre bu kurban ibadetinin meşru görülmesi, yerine getirilmesinin öngörülmüş olması hicretin ikinci yılında başlamıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o yıldan itibaren yaklaşık işte 10 yıl her sene hiç aksatmadan kesintisiz bir şekilde bu kurban kesmeyi sürdürmüştür. O yüzden yani Hanefi mezhebine göre vaciptir ama diğer mezheplerde de önemli sünnetlerdendir. müekket sünnetlerdendir hatta sünneti lazıma da denir. Yani Hanefi mezhebindeki bir tür vacibe denk gelecek ölçüde kuvvetli sünnetlerden bir tanesidir. Ama hüküm olarak Hanefiler bunu vacip görüyorlar. Diğer mezhepler ise bunu sünnet olarak görüyorlar. Şimdi Hanefi mezhebi e, bunu vacip görmesinin yanında aile bireylerinden kurban kesme yeterliliğine sahip olan şartlarını taşıyan herkesin de ayrı ayrı kurban kesmesini de vacip görüyor. Mesela ailede kaç kişi varsa aynı ailede bilmiş olsa her birinin ayrı ayrı belli ölçüde malı varsa ve diğer şartlarda yerine geliyorsa onların ayrı ayrı kurban kesmesi e, gerekiyor. Ee, ama Hanefiler dışındaki mezheplere göre özellikle Şafii mezhebine göre tabii bir aileden bir tane kurban kesmek yeterlidir. Kurban dediğimiz gibi farklı farklı hükümlerde de söz konusu olabilir. İşte bu kurban bayramında kesilmesi gereken kurbana yani oduhiyye adı veriliyor. Bu Hanefi mezhebine göre vaciptir. Ee, yine böyle vacip kurbanlar vardır. Çünkü hacda biraz daha önceki bölümlerimizde anlattığımız üzere bir takım yasakların ihlal edilmesi ya da bazı vaciplerin eksik ya da zamanında yapılmaması nedenleriyle kesilmesi gereken yine vacip kurbanlar vardır. Mesela eğer bir kişi adakta bulunmuşsa kurban adamayı yani bu adağını da kurban şeklinde yerine getirmeyi adamışsa yine onun da bu adağını yerine getirmesi yine vaciptir. İşte kıran haccında ve temettü haccında da yine kesilmesi gereken bu şeyler de yine haccın vaciplerindendir. Ama sünnet olan, müstehap olan kurbanlar da var. Mesela akika kurbanı Hanefi mezhebine göre menduptur. Diğer üç mezhebe göre de sünnettir. Yani bunun dışında yani bir nimete kavuşan bir kişi ya da kendisinden bir belayı def etmek isteyen bir kişi de yani başka herhangi bir nedene bağlı olmaksızın yine nafile olarak da kurban kesebilir, fakirlere dağıtabilir. Bunlara da nafile kurban kategorisinde değerlendirmiş olabiliriz. Kurban önemli bir ibadettir değerli izleyenler. Çünkü gerek ayetlerde kurbandan söz ediliyor, gerekse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde imkanı olan kişilerin kurban kesmesi üzerinde özenle ve itina ile durulmaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imkanı olduğu halde kurban kesmeyen kişinin bizim mescitlerimize yaklaşmasın buyurmaktadır. Yani kim imkanı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın buyuruluyor ki bu aslında yani bunun önemini anlatmak içindir. Yoksa tamamen hani mescitten kovmak anlamında değildir. Yani ona yakışmaz. Bizim mescidimizde olan bir kişi mutlaka kurban keser anlamında öyle e, kurbanın önemini bu şekilde ifade eden bir kavramdır. Tekim e, pek çok hadis i şeriflerde yani sahih kaynaklarda da e, kurbanın çok önemli bir ibadet olduğu, kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğu, kurban kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağı e, ve kurban edilen hayvanın e, boynuzu, tırnağı da dahil olmak üzere yani her türlü şeyinin her türlü parçasının kişinin hayır hayır hanesine yazılacağı anlatılmaktadır. ifade edilmektedir çeşitli hadis-i şeriflerde. Yine aynı şekilde bu hadislerde bu ibadetin Allah rızası için yapılması da tavsiye edilmektedir. Yani riya karıştırılmaması da tavsiye edilmektedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta vakfe esnasında bir hutbesinde "Ey insanlar her sene her ev halkına kurban kesmek vaciptir. Yani burada gereklidir anlamındadır. Bu hüküm anlamında vaciptir değil. Tabi Hanefiler bunu hüküm anlamında vacip olarak anlıyorlar. Diğer mezheplerde bunu sünnet olarak anlıyorlar. Ama bu vaciptir demek gereklidir anlamına geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca hiç kurban kesmediği bir yıl geçirmemiştir. Yani hicretin ikinci yılından itibaren her sene bu kurbanını kesmeye devam etmiştir. Bu da bu ibadetin yani süreklilik arz eden bir sünnet olduğunu ve Hanefi mezhebi açısından da bir vacip olduğunu kuvvetlendiren bir durumdur. Bir unsurdur. Tabi değerli izleyenler, kurban sonuçta bir hayvanı boğazlamak şeklinde, bir kan akıtmak şeklinde gerçekleştirilen bir ibadettir. Aslında burada esas gaye kulda bir teslimiyet bilinci, bir takva bilinci, bir kulluk bilinci oluşturan bir ibadettir. Bu açıdan Kurban ismi kullanılmıştır. Yoksa yani ayet-i kerimede de belirtildiği gibi bu kurbanın ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan sadece takvadır. Yani ayet-i kerimede diyor ki o kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Allah'a yalnızca sizin takvanız ulaşır buyurulmaktadır. Demek ki hani kurban kesilirken onun şekli, maddesi değil de Allah'a olan niyetimiz, ona olan takvamız, ona olan teslimiyetimiz önemlidir ki kurban da zaten bunun bir sembolünü, bunun bir nişanesini oluşturmaktadır. Bu aynı zamanda biraz önce anlattığım gibi Hazreti İbrahim'in Hazreti Oğlu İsmail ile olan çok önemli bir hikayesini. Ee, önemli bir e, imtihanını da e, te, e, simgelediği için sembollediği için e, çok önemlidir. Bu aynı zamanda e, kişinin tıpkı onlar gibi Hz. İbrahim ve Hz. İsmail gibi Allah'ın emirlerine mutlak itaati ve e, bu konudaki e, sınavı e, ifade etmektedir. Yani insan kurban keserek, ya yani bunları da düşünerek, bu bu hatrıyı da düşünerek e, Allah'a e, teslim olarak Allah'ın emirlerini yerine getirme duygusu ve bilinci içerisinde bu ibadeti yerine getirdiğini bilmesi gerekir. Bu anlamda e, kurban ibadetinin Allah'a boyun eğmenin ve Allah'a teslim o, e, olmanın e, sembolik bir ifadesi olduğunu e, hatırdan çıkarmaması e, gerekir tabii kurbanın bunun dışında yani önemli olan Allah'la insan arasındaki bu bağı güçlendirmektir. Ama bunun dışında başka bazı hikmetleri, faziletleri de vardır. Her şeyden önce bu insanlığın Allah'a karşı bir şükür nişanesidir. Belli bir mali yükümlülüğe sahip olan, belli bir medeni, sağlık sıhhatte sahip olan bir kişinin bu nimetlere kavuştuğu için Allah'a şükür olarak kurban kesmesi bu anlamda önemlidir. Aynı zamanda kurban kesmek, insandaki şefkat ve merhamet duygularını canlandıracaktır. Insandaki bu bencillik, yani benlik duygularını törpüler ve kulluk ve başkasıyla paylaşma diyarganlık bilincini de tazelemiş olur. Aynı zamanda kurban bayramlarında gördüğümüz gibi ya toplumsal bir yönü de vardır bu kurbanın. Yani toplumda kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma ruhunu canlı tutmaktadır. Aynı zamanda yani yoksulları yoksullarla işte gerek bu etlerimizi gerekse onun yanında diğer yardımlarımızı da paylaşarak bu yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzu da diri tutmaya yarayan bir ibadettir Bu anlamda sosyal adalete de katkıda bulunur. Yani hiç olmazsa yani fakirler açısından yani yoksullar açısından bakıldığında hiç olmazsa hani Kurban Bayramı'nda böyle doya doya bir et yeme imkanına kavuşmuş olmaları da bunun ayrı bir tabii ki işin özü özünü oluşturmayan ama ayrıca bu kurbanın bir işlevini, fonksiyonunu da ifade etmiş olmaktadır. Nitekim yani zenginler gerek zekat, gerek sadaka diğer biçimlerde bu malının hak malının başkalarına olan hakkını ödemeleri gerekiyor. İşte bu kurban da bunun vesilelerinden bir tanesini oluşturmaktadır. İşte bu şekilde kurbanın farziyeti ve bunun anlam ve önemi ile ilgili bu bilgileri verdikten sonra yavaş yavaş bunlarla ilgili fıkhi hükümlere ve bunun şartları ve nasıl kesileceğine ilgili bilgilere geçebiliriz. Kurbanın önce rüknünden başlayalım. Kurbanın rüknü demek yani olmazsa olmaz yani o olmadığı takdirde artık o kurban kesmek olarak kabul edilmeyecek derecede bulunması gereken temel unsuru kastetmiş oluyoruz. Bu unsur aslında hayvanın kanının akıtılmasıdır bu bir şekilde usulünde uygun bir şekilde akıtılmışsa kurban vazifesi yerine gelmiş olur. Ama tabii bu aşamaya gelinceye kadar yine bir takım şartlar ve bir takım yükümlülüklerin yerine gelmiş olması gerekiyor. Her şeyden önce bu kurban kesmek kimlere vaciptir? Yani Hanefi mezhebi açısından bakarsak kimlere vaciptir? Diğer mezhepler açısından bakarsak kimlere sünnettir? Bunun üzerinde durmamız gerekir. Bir kişiye kurban e, vacip olabilmesi için yani kurbanla yükümlü sayılabilmesi için onun Müslüman olması gerekiyor, hür olması gerekiyor, akıllı olması gerekiyor, ergen ve mukim olması gerekiyor. Bunlar e, tabi bütün ibadetlerde olmazsa olmaz şartlardandır. E, bunun yanında ayrıca, Dinen zengin sayılmak gerekiyor. Çünkü bu kurban ibadeti hali vakti yerinde olanlar için gerekli olan, onlar üzerine terettüp eden bir ibadettir. Burada belki mukim olmakla ilgili bir hususa kısaca değinmekte fayda var. Mukimin zıttı olan yolcu yani misafirdir. Yolcu olan kişiler kurban kesmekle prensip olarak yükümlü değillerdir. Neden yükümlü kılınmamışlar? Çünkü hani yolculuk sırasında hem kurban bulmak hem, e bu kurbanın usulüne uygun bir şekilde kesmek hem de belki onun dağıtımı için e, uygun bir ortamı bulmak kolay e, olmamaktadır. Ama bu klasik dönem için söz konusudur. Yani günümüzde yolculuklar e, biraz daha konforlu geçmektedir ve her e, her tarafta da bu imkanı bulma imkanı vardır. Hatta insanlar vekalet yoluyla yolcu olmuş olsalar bile bizzat kendisi değil gerek bir başkasına veka e, vekil kalarak gerekse bir takım organizasyonlar yoluyla bu kurbanlarını kestirme imkanına sahiptirler. Dolayısıyla hani yolculuk e, her ne kadar kurban ibadetinin vacip e, olması için bir mazeret teşkil ediyor ise de yani yolculara bu kurban gerekli değil ise de günümüz e, e, ortamı şartları dikkate alındığında bu kurbanların mümkün mertebe yerine getirilmesinde yarar e, vardır. Kurban kesmenin yükümlülük şartlarından bir tanesi de belli ölçüde mal varlığına sahip olmaktır demiştik. Şimdi bu açıdan aslında genel anlamda zekat nisabı ile kurban nisabı hatta daha önce görmüştük fitre nisabı aynıdır. O da nedir? Yani kişinin kendi ihtiyaçları dışında en azından nisap miktarı mala yani 80.18 gram altın düzeyinde yani o değerde bir mal varlığına ya da paraya sahip olması gerekir. Zekat için de bu gerekli ama kurbanda bir farklılık var değerli izleyenler. Kurban zekattan bu mal varlığının ayrıca ilave olarak artıcı nitelikte bulunmuş olması şartı vardır. Ama kurbanda böyle bir şart söz konusu değildir. Bu şu anlama geliyor. Bir kişinin ister artıcı nitelikte olsun, ister olmasın. Mesela atıl bir evi olabilir ya da bir ara e, arsası olabilir, bir arazisi olabilir. Belki onu nemalandırmıyor olabilir ya da satılık değildir. Ama bunun kıymeti eğer 80.18 grama ulaşmışsa ona kurban kesmek gerekiyor. Belki zekat yükümlülüğü söz konusu olmayabilir ama bu kişi hem kurban kesmesi gerekir, hem fitre ödemesi gerekir, hem de bu kişilerin zekat alması da caiz değildir. Demek ki iki tür zenginlik nisabı var bizim özellikle Hanefi mezhebi bakımından. Hem zengin sayılıyor hem de zekat vermesi gerekiyor. Bir de zengin sayılıyor, zekat vermesi gerekmiyor ama hem zekat alamıyor hem de kurban kesmesi ya da fitre vermesi gerekiyor. İşte burada kurbanla ilgili olarak da böyle bir nisaba ulaşmışsa artıcı ya olsun ya da olmasın 80.18 gram altın değerinde parası malı varsa bu kişilerin kurban kesmesi gerekiyor. Bu tabi hanefiler bakımından böyledir. Hanefi dışındakilere göre Zaten kurban sünnet olduğu için bunun için ayrı bir zenginlik ölçüsü tespit edilmemiş. Nitekim mesela Şafii mezhebine göre eğer bayram ve teşrik günlerinde kendisi ve bakmak ve yükümlü bulunduğu kimselerin ihtiyaçları dışında... Yani ...kurban da satın alabilecek kadar maddi bir güce sahip ise o kişinin kurban kesmesi gerekiyor. Yani sünnet olarak gerekiyor. Yine Şafii mezhebine göre daha önce de söylediğimiz gibi her ailede her bireyin kurban kesmesi gerek, gerekmiyor. Yani bir, bir kişi kurban kesmişse bu ailenin tamamı için en yani sevap olarak yeterli olmuş oluyor. Evet bu şekilde kurbanın yükümlülük yükümlülük şartlarını bu şekilde ifade ettikten sonra isterseniz sıhhat şartlarına geçelim. Yani geçerlilik şartlarına geçelim. Bir defa bu kurbanın bir kişiye vacip olduktan sonra yahut da sünnet olduktan sonra onu eda ederken, onu ifa ederken, onu geçerli bir şekilde yerine getirirken uyuması gereken bazı şartlar var. Bu şartlardan bir kısmı kurbanlık hayvanla ilgili, bir kısmı ise o kesimin bizzat ile ilgilidir. Kurbanlıkla ilgili olanlar mesela her şeyden önce bu kurbanın dinen kurban olabilecek hayvanlardan olması gerekiyor. Bunlar da bildiğiniz gibi kurban olacak hayvanlar davar, sığır ve develerdir. Yani davar deyince koyun ve keçileri, e, sığır deyince manda ve e, işte inekleri diğer şeyleri, e, deve de zaten ayrı bir kategoriyi oluşturmaktadır. İşte tavuk, kaz, ördek, deve kuşu gibi şeyler kurban olarak kesilmesi caiz değildir. Yani bir koyun ve keçi yani küçük baş hayvanlar yani davarlar tek bir kişi için kesilebiliyor. E, ama sığır ve develer yani o kategoride bulunanlar 7 kişiye kadar ortak olunabiliyor. E, hatta bir kişi yani bunları satın aldıktan sonra e, daha sonra buna ortak da başkalarında ortak edebiliyor. Kurbanlık hayvanla ilgili olarak önemli bir şartımız da bu hayvanların kurban edilebilecek yaşta olmaları gerekir. Bu da e, küçük baş hayvanlar için bir yaşını doldurmuş olmaları. E diğerler için yani sığırlar için 2 e yaş, e develer için ise en azından 5 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. E aynı zamanda bu kurbanlık hayvanların e bunu kesecek kişiler için yani yükümlü olan kişilerin bizzat mülkiyeti altında yahut da tasarrufu altında bulunmaları gerekiyor. Bir başka önemli şartımız da bu kesilecek olan hayvanların kurban kesmeye engel bir kusurunun bulunmaması gerekiyor. E, tabii yani nelerin engel teşkil ettiği bizim fıkıh eserlerimizde detaylı bir şekilde açıklanıyor. Burada genel prensibimiz şudur. Hayvanın değerinde bir azalmaya neden olacaksa yani satılması halinde diyelim ki piyasada onun değer kaybına yol açabilecek kusurlar. Kurban olarak kusurları taşıyan hayvanlar kurban olarak kesilemez. Dolayısıyla kurban olarak kesilecek hayvanların sağlıklı organlarının tam ve besili olmaları gerekiyor. Mesela işte kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün olan, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal, bazı organları eksik mesela bir veya iki gözü kör olan, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırılmış olan, Dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik olan, dişlerinin tamam veya çoğu dökük olan hayvanlar kurban olarak kesilemez. Ee, ama bunun yanında tabii doğuştan boynuzsuzsa, eğer şaşıysa, topalsa, yani hafif hasta ise, yani kulakları delik veya yırtılmış ise, onların e, kurban olarak kesilmesinde herhangi bir mahsur söz konusu değildir. Peki e, kurban niyetiyle satın alınan bir hayvan sonradan kusurlu hale gelirse ne olur? Bu durumda Hanefilere göre başka bir kurbanlık hayvanın alınıp kesilmesi gerekiyor. Bir başka şartımız da yani kurban kesimi ile alakalı bunun belli, belli vakitler içerisinde kesilmiş olması gerekiyor. Kurban bayramında kesilecek olan hayvanların en azından kurban bayramının ilk üç gününde kesilmesi gerekiyor. Tabi bu Hanefi mezhebi içindir. Ee, yani bu, bu günlerde bayram namazı kılındıktan sonra üçüncü günün akşamına kadar kurban kesilebilir. Ama Şafii mezhebine göre dördüncü güne kadar da kurban e, kesilebiliyor. Yine e, önemli bir şartımız kurbanın ibadet niyetiyle kesilmiş olması lazım. Yani herhangi bir işte et e, et edilmek başka bir nedenlerle kesilirse o kurban olmaz. E, dolayısıyla eğer ortak e, ortak olarak kurban kesiliyorsa en azından ibadet niyeti bulunmuş olması gerekir. Özellikle Hanefi mezhebi açısından bu önemlidir. Yani birisi sadece et edilme niyetiyle kurban kurbana ortak olarak girmişse onun kurbanı caiz, o kurban toptan caiz olmaz. Şafi mezhebinde bu caizdir tabii. Bir önemli şartımız da kurbanın kesimiyle alakalıdır. Kurbanın usulüne uygun bir şekilde kesilmesi gerekiyor. Aslında bu normal bir hayvanın yani bir Müslümanın Müslümana bir et helal olması için normal bir hayvanın kesilmesinde aranan şartlar burada aranıyor. İşte usulüne uygun bir şekilde hayvanın kanının akıtılması durumunda bu hayvanın efendim kurban olması caizdir ve sahip bir şekilde yerine gelmiş olabilir bu hayvanı kendisi kesebileceği gibi vekalet yoluyla da e, kestirebilir. Ve tabii ki hayvanı keserken besmele e, önemli bir unsur olarak e, yer almaktadır. E, burada e, kurbanın etleri, e, derileri ve diğer unsurları ile ilgili de Yine fıkıh eserlerimizde detaylı bilgiler var. Yani kurban eğer kurban bayramında kesilmişse bunun etinden hem kendisi yiyebilir hem de ev halkına yedirebilir. Hatta bunun bir kısmını komşularına, akrabalarına bir kısmını da e, fakirlere dağıtması müstehap olarak kabul edilmiştir. Ama eğer kurban adak kurbanıysa onun etinden ne kendisi yiyebilir ne de bakmakla yükümlü olduğu kişilere yedirebilir. Eğer yedirmişse onun e, bedelini yedirebilir. E, sadaka olarak vermesi e, gerekir. E, bu kurbanın diğer parçaları işte yünü e, ve diğer sakatatını da yine e, bir şekilde ya kendisi kullanabilir ya da e, bunları başkalarına verebilir. Bunların e, parayla satılması uygun e, gözükme e, görülmemiştir. Değerli izleyenler işte böylece kurbanla ilgili genel hükümleri de sizlere aktarmış olduk. Elbette bunlarla ilgili çok daha detaylı ayrıntılı bilgiler bizim fıkıh eserlerimizde bulunmaktadır. Bu bizim bölümümüz yani programımız bunları anlamak için belki bir vesile olacaktır. Bu şekilde bu bölümümüzü de tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki bölümde başka bir ibadetle devam etmek üzere hepinize Allah'a emanet ediyorum.